Biliyorum etrafındaki herkes ön yargılı. Sen ise asla ön yargılı değilsin. Ya bu senin kendine karşı ön yargın ise? Ön yargı, peşin hüküm. Bazen muhteşem bir hazinenin keşfine engeldir ön yargı. Bazen ise ömürlük bir arkadaşlığa ama bunların içerisinde belki en kötüsü hayatının tamamını aydınlatacak bir bilgiye engel olur ön yargı. Ön yargının olumlu anlamı da var fakat biz bu videoda daha çok olumsuz anlamı üzerinde duracağız. Ön yargı bir tembellik şekli. Önceki bilgilerin kesinlikle doğru olduğunu inanıp yeni bilgileri öncekileriyle kıyaslayarak etiketlendirme şekli. Peşin hükümlü olmak. Ya yeni karşılaştığınız bilgiler öncekilerden daha doğru ise bu ihtimali gözetmediğinizde ön yargılı olmuş oluyorsunuz. Ön yargı beynin kendini korumak için geliştirmiş olduğu bir mekanizma. Yeniliklere kapatmak kendini daha güvende hissettirir insana. Peki insan neden değişimden korkar? Neden kendine engeller koyar? İnsan neden etrafına duvarlar örer? Güvenlik endişesinden mi, değişim korkusundan mı? Ön yargı bazen olmayan bağlantıların var olduğuna inanma halidir. Buna kumarbazın yanılgısı diyorlar. Üst üste kendi lehine gelen zarların üçüncü seferde kendi lehine geleceğine inanma yanılgısı. İnandırırız kendimize bunu. Böyle daha güvende ve daha huzurlu hissederiz. Halbuki öyle bir bağlantı yoktur, öyle bir bilgi de yoktur. Ama bunu böylece kabul ettiğimizde mutlu oluruz. Alışkanlıkları değiştirmek ne kadar zorsa, ön yargıyı kırmak da o kadar zordur. Alışkanlık bir insana nasıl bir konfor sağlıyorsa, ön yargı da o derecede beyne konfor sağlar. Her farkındalık bize yeni bir pencere açar. Ortamın aydınlanması kişinin kendisinden bile saklamış olduğu yaralarının ortaya çıkması anlamına gelir. Yaralar ortaya çıkınca bu yaraların tedavisi kaçınılmazdır. Tedavi etmek ise hem ızdırap verir hem de emek ister. Kararını ver ve dışarıdaki hiçbir değişimin varlığını kabul etme. Başını tıpkı bir deve kuşu gibi kuma gömebilirsin. Etrafta var olan her şey senin merkezinde olduğun bir dünyada var olmuyor. Sen bu dünyanın merkezinde değilsin. Bunu kabul ettiğinde dünya daha da renklenecek. Bir de doğrulama ön yargısı var. Kişi kendi partisinden, kendi hizbinden, kendi görüşünden olanları süzgeçten geçirerek sürekli onlarla meşgul olduğunda, aykırı bir ses duymadığında gerçekten kendini mükemmel bir doğru yol üzerinde yürüyor zannedebilir. Halbuki erdem sahibi insanlar farklı seslere de kulak vererek acaba yanılıyor muyum sorusunu kendilerine sorarlar. Ön yargı biraz da bencilliktir. Dünyanın senin etrafında döndüğünü zannetme halidir. Bencil olan insanlarla yol yürünmez. Bazı insanlar kendisiyle o kadar doludur ki hayatları monologdan ibarettir. Halbuki hayat dediğiniz şey diyalogla mümkündür. Belli bir kültürün içinde büyüyoruz. Büyüklerin tembihleri kulaklarımızda. Kendi yaşanmışlıklarımız da var. Cebimizde bazı etiketler var. Bir meseleyle karşılaştığımızda bütün bunları bir araya toplayıp etiketleri yapıştırıveriyoruz. Bir bilgi kırıntısı görüyoruz. Ve bu kırıntının etrafındaki bütün boşluğu daha önceki yaşanmışlıklarımızla dolduruyoruz. Peki o yaşanmışlıklarımızdan elde ettiğimiz tecrübeler ya yanlışsa? Ya büyüklerimizin kulağımıza sokmuş oldukları tembihler hatalıysa ya da bizim meseleyi yanlış yorumlama gibi bir zafiyetimiz olamaz mı? Ya karşıdaki haklıysa? Bu sorular sahici sorulardır. Ön yargı biraz da tembelliktir. Tembelliktir zira kişi kendisini değiştirmek için asla güç harcamak istemez. Çünkü değişim zordur. Çünkü değişim sancılıdır. Bir insan niye değişsin ki? Dünyanın en konforlu varlıkları zihni anlamda en az yorulan varlıklardır. Mesela cehalet zannediyorum bu dünyanın en konforlu halidir. Bilgi insanın sırtına yüktür. Öğrendikçe ızdırabı artar. Öğrendikçe değişime zorunlu hisseder kendini. Dolayısıyla bilgi ürkütücüdür. Aa, bunun başı örtülü. Bu kesin şu siyasi partiye oy veriyor. Bunun kulağında küpe mi var? O zaman kesinlikle bu ideolojiyi benimsiyor. Ya da bu çocuk gitar mı çalışıyor? Bu ilahi mi dinliyor? Bu çocuğun saçları niçin uzun? Ya da bu kız niçin böyle davranıyor? Ve benzeri birçok cümleyi duyarız ya da kurarız. Ama emin olun genellikle yanılırız. Değişim ürkütücü olduğu için duvar örüyoruz. Bu ördüğümüz duvarlar, duvar ördüğümüz kişiye ya da nesneye karşı değil, kendimize yaptığımız en sahici kötülüklerden biri oluyor. Hayatınız birkaç renkten ibaret. Bir yeni renk girmesini engellediğinizde neler kaybediyorsunuz? Hiç düşündünüz mü? Zihninizde yeni bir dosya, yeni bir klasörün açılmasına engel olmak, insanın ufkunun genişlemesine engel olmak demektir. Ben bu tiplerin ne olduğunu çok iyi bilirim. Ben bunları 50 metre uzaktan tanırım. Bu tipler genellikle böyle olur. Bunun gibi cümleler ön yargıya güzel örneklerdir. Ama emin olun genellikle bilinmez. Ben bu tipleri bilirim diyen adam belki kendini bile bilmiyordur. Peki niçin beynimiz kendini böyle bir savunma mekanizmasına mecbur hissediyor? Çünkü beynin temel çalışma mantığı şudur. En az emekle en fazla iş.
En az efor, maksimum iş. Mevcut bilgileri kullanarak etiketleme, yeni bilgileri öğrenmekten daha kolay geliyor beynimize. Önyargı denen şey böyle oluşuyor. Bazen bu hayat kurtarıyor ama genellikle hayatımızı grileştiriyor, renkleri öldürüyor. Diğerlerinin, ötekinin varlığını reddetmekle sonuçlanıyor. Bu bir insanın kendine yapabileceği en büyük kötülük. Hayatınızda cins kafalar tanımışsınızdır, büyük kafalar. Bu kafalara dikkat ederseniz kesin cümleler kurmazlar. Hep ihtimalli konuşurlar. Bunun böyle olduğunu zannediyorum. Bu böyle olabilir derler. Alanlarındaki uzman sayılan bu adamların ihtimalli konuşmalarının yanında cahil insanlar vardır. Yeni bir şeyi elde edince bu kesin böyledir. Bu budur. Bu tipler böyledir gibi cümleler kurarlar. İşte bu insanlar aslında hayatlarındaki renkleri ya da muhtemel renkleri grileştiren insanlardır. Bir kere şunu kabul etmek lazım. İletişime ön yargısız girmek mümkün değildir. Ön yargıdan kaçmanız mümkün değildir. Ön yargıyı yenmenin birinci şartı ön yargılı olduğunuzu kabul etmektir. Ama ön yargı nihai değildir. Ön yargıyla başlar. İşte bu esnada beyninizin ön yargılı tavrına bir bekleme koyarsınız. Ya da onu bir beklemeye alırsınız. Ve fırsat tanırsınız muhatabınıza ya da o olaya. Anlamaya çalışırsınız. Anlam vermeye çalışırsınız. Evet, öyle olabilir. Daha önce bunu tecrübe etmiştin ama bir dinle. Ön yargı tanıma gayretinden ziyade tanımlama hadsizliğidir. Tanımlamaya çalışmak, bu böyledir, bu budur, şu şudur gibi kalıp cümleler kurmak büyük kafaların, iyi düşünürlerin yapacağı işler değildir. İhtimalli konuşmak, fırsat vermek, şans tanımak her zaman iyidir. Anlama çabası kutsaldır, mukaddestir. İnsan bu dünyayı anlamak ve anlamlandırmakla ancak yaşanılabilir bir hale getirir. İnsanlar tek tip değildir. Her tür insan vardır. Evet, onun giydiği gömlekle bunun giydiği gömlek aynı olabilir. Ama o ayrı bir insandır, bu apayrı bir insandır. O yüzden insanların tek tip olarak algılanacağı bir dünya gerçekten kaotik bir ortam olurdu. Hayat renklerle, farklılıklarla güzel. Ve hiçbir farklılık derecelendirme sebebi olamaz. Farklı olmak berikinin ötekinden üstün olduğu anlamına gelmez. Farklı, bu kadar. Ön yargıyı lehinize çevireceğinizle ilgili bazı bilgiler verebilirim şimdi burada size. Mesela ilk görüşmeye gittiğinde şu rengi giy, beden dilin böyle olsun, gözlerin böyle, ayakların şöyle dursun. Bunlar bir çeşit manipülasyon tekniği. İşe yarar mı? Evet. Fakat unutmayın, insan vicdanı, insan bakış açısı çok ince ayarlara sahiptir. Yapmacık tavrı da, sahici yaşantıyı da çok net ayırt edebilir. O yüzden bizim burada size tavsiye edeceğimiz şey, hiçbir manipülasyon olmadan samimi davranmanız olacaktır. İletişimde samimiyet. Ön yargıdan kurtulmanın ilk adımı, ön yargılı olduğunu kabul etmektir. Ön yargılısın. Bu son derece insani bir refleks. Fakat ön yargılarını fark edip, onları dizginleyebildiğin müddetçe bilinç dünyana, zihin dünyana ya da beynine biraz fırsat verelim mi dediğinde karşında muhteşem renkli bir dünya olduğunu fark edeceksin.